Merhabalar, Sismis iklimlendirme olarak bu videomuzda sizlere kontaktörlü, zamanlayıcılı nem kontrol cihazımızdan bahsedeceğiz. Cihazımızın içinde 4 kavalık bir kontaktör bulunmaktadır. 3 fazlı sistemleri, pompaları kontrol edebilmek içindir. Cihazımızın fişini prize taktıktan sonra üstteki siyah düğme cihazımızın açılmasını sağlar ve nem kontrolü devreye girer. Neme ihtiyaç varsa zamanlayıcı devreye sokacaktır. Fakat diyelim ki nem kontrolüyle değil de zamana bağlı olarak çalıştırmak istiyorsak kırmızı düğmemizi açıyoruz. Bundan sonrası zamana göre çalışacaktır. Nem kontrolü asla devreye girmeyecektir. Sadece zamana bağlı olarak çalışacaktır. Burada belirlediğiniz süre zarfında çalışacaktır. Zamanlayıcımızı ayarlayabilmek için en sağda bulunan T1 çalışma süresidir. T2 durma süresidir. Cihazımızın çalışma süresini kırmızı yerlerdeki S, T, M bunları değiştirerek yani M dakika, H saat, S saniye demek. Durma süresinde de aynı şey geçerli. H saat, M dakika demek. H saat, S saniye demek. Biz saniyeye ayarlıyoruz şu an. Yukarı aşağı basarak kaç saniye veya kaç dakika veya kaç saat çalışmak istiyorsak o rakamları yazıyoruz. Ben şu an 4 saniye çalış, 4 saniye dur olarak ayarladım. Şimdi şöyle göstereyim. Kontaktörümüz gördüğünüz gibi 4 saniye içerisinde kapandı. Tekrar açıldı. Diyelim ki zamanlayıcılı değil de nem kontrolü çalıştıracağız. O zaman bu düğmeyi kapatıyoruz. Nem kontrol cihazımızı ayarlıyoruz. Sağ tuşa basılı tutarak üst değerini ayarlıyoruz. Ben %80 nem olarak ayarladım. Sol tuşuna da basılı tutarak alt değerini ayarlıyoruz. Ben %79 yaptım. Yani şu demek oluyor. %80'e geldiği zaman nem kontrol cihazı zamanlayıcıyı ve kontaktörü kapatacaktır. %79'a düştüğü zaman tekrar zamanlayıcıyı açacaktır. Zamanlayıcı da kontaktörü açacaktır. Hemen bir örnek yapalım. Cihazımızın nem sensörünü üflüyoruz. Evet, %72, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Evet, zamanlayıcı kapandı. Zamanlayıcı kapanınca tabii kontaktör de kapanmıştır. Bundan sonra ise nem kontrol cihazımızın %79'a düştüğü zaman değeri tekrar aşmaya başlayacaktır. Şu an ben elimle pervane gibi yaparak düşmesini sağlayacağım. Evet, düşmeye başladı. %81, %80 ve %79'un altına düştüğü için zamanlayıcı açmaya başladı ve kontaktör açıldı. Evet, 4 saniye durup 4 saniye çalıştırarak ayarladığım için 4 saniye durup 4 saniye açılıyor. Kontaktörümüze 3 fazı girmek için 2 tane kablo rekoru bırakıyorum. Biri 3 fazı girip diğeri ise pompanıza gidecek veya herhangi cihazı kullanıyorsanız ona gidecek. Çıkış için vereceksiniz. Buradan 3 fazımızı girdikten sonra T1, T2, T3 yazan yerlere 3 fazımızı sokuyoruz. L1, L2, L3'ten de cihazımıza gidecek olan fazı çıkarıyoruz. 3 fazımızı çıkarıyoruz. Bu kablo rekorundan da çıkararak götürüyoruz. Sismist olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. www.sismist.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayınız. İyi çalışmalar, başarılar.